Bu tüp mide ameliyatı aslında kolay dememek mi? Korkmadın mı şu tüp mide ameliyatından? Ya çok korktum aslında. Hani herkesle bir helalleştim giderken hastaneye. Of. Hani çünkü kolay bir şey yaşamıyorsun. Hani doktor çok basit bir ameliyat olarak anlatıyor. Tabii ki 45 dakika olarak girdiğin, çıktığın 45 dakika. Aa. Çok hızlı bir ameliyat ve... Öyle oldu o zaman. Tabii, çünkü tabii. Daha önce daha uzun sürüyordu ve çok da... Allah korusun, vefat edenler oldu biliyorsun. Çok ya, hala var ne yazık ki, sistemin içerisinde doğru düzgün bakıma ihtiyacı var bu yani, hani mideyi kapatıyor, alıyor tamam, 3'te 2'sini aldı, mideyi kapattı ama genellikle bu sızıntılardan ötürü problemler yaşanıyor. Yani mide tam kapatılamıyor ya da işte sonraki bakım, mesela hastaneden çıkınca yoğun bakımda, yani ameliyathaneden çıkınca yoğun bakım yatıyorsun bir gün. Niye sızıntı oluyor anlamadım. Tam kapanmadığı için mide. Yani kesiyor ya şimdi miydi? Bu hatalı ameliyat. Tabii hatalı ameliyat. Ya doktor hatası demek gerekiyor. Ben tabii ki hani çok şanslıyım ki çok iyi bir doktorum, çok iyi bir hastanem vardı ve buna karar verdiğimde hani artık 105 kiloya çıkmıştım Hülya, hani kendimle ben alakalı. İtiraf edeyim mi? Sen beni öyle seviyorsun. Evet. Biliyorum. Evet ya, o zaman da yani tabii ki. Sen beni böyle sevmeyi seviyorsun. Hani sen o biliyorum onu ama. Onunla ilgisi yok. Senin yani onun dışında sen hep esprili ve komik bir kadın olduğu için sanki o kilo sana çok yakışıyordu. Şimdi tabii çok hoş bir kadın olmuşsun, ayrı konu. Ama ben o ışını ya da gözüm mü alışamadı bilmiyorum. Benimki de alışmadı. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Sonra size ışın da bilmiyor belki bunu. Söyleyeceğim şimdi, birazdan söyleyeceğim, şaşıracak. Ha belki de biliyorsun. Devam. Yani çok zor bir süreç atlattım ama 105 kilo başladığım yolculuk şu an 66-67 kilo arasında gidip geliyor. Memnun musun hayatından? Benim hala mesela şimdi inadım var mesela. Son bir 5-6 kilo daha vermek istiyorum. Taktım yani. Buna inan ama vereceksin artık. Tabii. Miden küçüldü. Midem küçüldü ama bir taraftan da tabii doyduğum emri gidiyor artık. Mide ile beyin arasında bir bağ var artık. Onlar yeniden bağ kurdular. Çok uzun süre... Çok bağımsız yaşadılar birbirlerinden. Hani yiyip doyamamak hani vardır ya. Ama tadı ya, tadı tattın değil mi? Yani ben de hani mesela bir dönem her şeyi yiyip doymamak istiyorum. Tabii canım, hani yedi. İstiyor. Evet ama oluyor. İnsanız yani. Hani ben çok sinirlendiğimde de mesela ya da bir şey üzüldüğümde bende duygusal yeme alışkanlığı vardı. Onu yok ettim mesela şimdi. Hani bir şeye sinirlendiğimde su alıp su içiyorum ya da yürüyüşe bir şey yapıyorum. Yani onu yok etmek için. Çünkü kimse şişman olmak istemiyor Hülya. Doğru, bu gerçek. Kesinlikle sağlıklı. Kimse istemiyor. Hani benim 3,5 yaşında kızım var ve benim sağlıklı olmam gerekiyor hayat.